Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yufka ile çiğ börek yapacağız. Daha öncesinde çok kez yaptım. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben bu yöntemle lahmacun da yapmıştım yufka ile. Çok da güzel olmuştu. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Yapmak isterseniz yufka ile lahmacun da çok güzel oluyor. Hemen burada 250 gram kadar kıymam var. Yarı yağlı olacak şekilde. 4 adet yufka kullanacağım. 2 kat olacak şekilde hazırlayacağım. Kıymanın içerisine birazcık tuz, biraz da karabiber ilave ediyorum. Bildiğimiz normal çiğ böreğin içinin aynısını hazırlıyorum. 1 adet orta boy kuru soğanı robottan çektim. Suyunu da süzdürdüm iyice. Karıştırıyorum. Şöyle birazcık su ilave edeceğim. Şöyle karıştırdıkça bakacağım duruma göre. Biraz daha su ilave edeceğim. Biraz daha ilave edebilirim. Yeterli. Harcım hazır. Onu şimdi kenara alacağım. 4 adet yufkanın şimdi 2 tanesini kaldırayım. 2 tanesini arasına su serperek üst üste getireceğim. Önce bir tane altı seriyorum. Burada 2 su bardağı suyu ayarladım. Şöyle hemen hemen bir 5-6 yemek kaşığı suyu serperek ıslatıyorum. İyice her yeri ıslansın. Fırçayla da sürüyorum. Bu işlemi yaparken biraz hızlı hareket etmeye özen gösterin. Ben çekim yaptığım için birkaç taneyi birden yapmam gerekecek. Çünkü bekledikçe yufkalarınız yumuşayıp tahtaya yapışabilir. O yüzden hızlı hızlı hareket edin. Şimdi hemen diğer yufkayı da tam üzerine kapatıyorum. İyice birbirine yapıştı. Şöyle tencerenin, en ufak tenceremin kapağıyla keseceğim. Yuvarlakları oluşturup bastırıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kullanacağınız kafak ya da herhangi bir şeyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen çıkartıyorum şu kenarlardakini. Kenarları alıyorum. Bunları ziyan etmiyorum. Daha sonrasında kahvaltıya kullanacağım. Şu ortada bir tane şu ufakla yapabilirim. Bu biraz büyük kalacak çünkü. Yani 2 yufkadan üst üste koyduk. Toplamda 11 tane. Bir de şöyle ufak bir tane çıktı. Çıkmış oldu. Yani 4 tane yufkadan 22 tane kadar çiğ börek çıkaracağım. Tabii ki sizler bunu kestiğiniz büyüklüğe göre değişecektir. Şöyle yeterince kıyma harcımdan yarısına koyuyorum. Hepsine değil. Diğer tarafına koymayı. Kaşıkla şöyle düzlüyorum. Çok böyle uç kısımlara getirmeyin. Hatta elimle yapsam daha rahat olacak. Şöyle elimle düzeltiyorum. Sadece yarısına kadar. Çok uç, şu uç kısma kıyma harcı getirmeyin ki pişerken içinden sıçrayıp her yere sıçramasın suyu. Kenarları kuru olduğu için şöyle suyla, fırçayla su sürüyorum. Daha rahat kapanması için. Eğer yapmazsanız açık kalacaktır. Bu sefer
yapışmayabilir. Şimdi artık şöyle kapatıyorum. İyice sıkı sıkı kenarlara bastırın. İyice yapışsın. Yoksa kızartırken sizi çok uğraştırır. Şimdi yaptıklarımı çok üst üste getirmeden bir tepsiye alıyorum. Hemen diğerini de hızlıca yapacağım. Ondan sonra hepsini birden kızartacağım. Üst üste fazla getirmeyin. Bu sefer yapışacaktır. Hemen diğer iki yufkayı da hızlıca hazırlayıp hepsini birden kızartacağım. Diğer yufkayı da üzerine kapatıyorum. İlkini fırçayla sürdüm. Buna şimdi üst katını gene ıslatacağım. Böyle daha rahat olabilir sizler için de. Tek tek böyle fırçayla sürmeyle uğraşmazsınız. Bu üstünü de aynı şekilde ıslatıyorum. Şöyle sürüyorum. Hemen üstleri kurumadan kıyma harcını koyuyorum. Elimi şöyle düzeltiyorum. Kapatıyorum. Artık kızartmaya geçebilirim. Tane oldu. İki tane de böyle küçük oldu. Şimdi ocağın başına geçip hepsini kızartıyorum. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Bir su bardağı sıvı yağını tavamın içine alıyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra içerisine atıyorum. Altını orta ateşe getirebilirsiniz. İkişer tane yeterli gelecek tavaya. Çok ellemeyin. Birini patlatırsanız içindeki kıymanın bu sefer suyu taşarsa sıçrar. Kızaranı çeviriyorum. Gayet güzel de kavuruyor. Kızaranı alıyorum. Tekrar atıyorum. Altını çok kısmayın. Çok yüksek ayara da açmayın. Yüksek açarsanız bu sefer birden kızarır. Birazcık böyle içinin kıyması hafif pişsin. Hemen çeviriyorum. Ben şimdi hepsini bu şekilde kızartacağım. Bunları da alıyorum. Tekrar atıyorum. Tüm börekler bitene kadar aynı işlemde kızartacağım. Hiç dokunmayın. Zaten bir 2-3 dakikada hemen öbür tarafı kızarıyor. Kızardıkça çevirip çevirip kızartacağım. Kızarttım. Gerçekten çok güzel oldu. Muhakkak denemelisiniz. Şimdi sizlere böyle içine de göstereceğim. Çıtır çıtır bir börek oldu. İçi de gayet güzel. Biraz daha soğuklardan. Şunlar da böyle küçük olanlar.
İsterseniz böyle küçük küçük de yapabilirsiniz. Ben yanına birazcık domates ve biber doğradım. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.